göndermiş. Türkiye Futbol Federasyonu ne yapacak peki? Ligleri erteliyoruz dedi. Nereye kadar? Ne zamana kadar? Onlar bugün açıklandı. Futbol Federasyonu toplandı, bazı kararlar aldı. O kararları kamuoyuyla paylaştılar. Ligler 19 Aralık'tan itibaren devam edecek. Tabii Faruk Koca'ya yapılan saldırı sonrası öyle daha uzun vadeli bir eylem planı alabilir miydi Türkiye Futbol Federasyonu? Kimsenin böyle bir beklentisi yoktu. Yine eski taas, eski hamam devam edecek her şey. Onu söyleyelim. 3 günlük, 5 günlük moladan sonra. Nitekim Mehmet Ekşi daha olayın üzerinden 24 saat, hadi 24 saat demeyelim, bir gün önce akşam saatlerinde olduğu için 48 saat geçmeden Faruk Koca'ya sahip çıkan sözler söyledi. Eylemine sahip çıkmıyor, onu kınıyor ama Faruk Koca'yı tanırım, öyle biri değil diyor. Nasıl biri peki? Olaya şu açıdan bakmamız çok önemli. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı sonrası Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ligleri süresiz erteleyen Türkiye Futbol Federasyonu maçların 19 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacaktır. Büyükekşi, sporda şiddetin önlenmesi için ilave yaptırımların geleceğini belirtti. Bu gibi olayların tekrarının olmaması için hak mahrumiyeti ve para cezasına ek olarak ilave yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz. Büyükekşi, saha olayları nedeniyle Ankara Gücü'ne verilecek cezaya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun karar vereceğini söyledi. Bağımsız olan Profesyonel Disiplin Kurulu'nda oraya yapılıyor bütün sevkler. İlgili maddelerden sevkler yapıldı. Gerek başkanımız, Ankara Gücü Başkanımız Faruk Koca ile ilgili sevkler yapıldı. Gerek onun yanında sahaya giren diğer kişiler sevk edildi. Gerekse takım olarak da Ankara Gücü sevk edildi. İnşallah bunlar Perşembe günü onlar tarafından açıklanacak. 2022 yılında Faruk Koca'ya Fair Play ödülünü veren Federasyon Başkanı Büyükekşi bu sefer de Koca'ya sahip çıkan bir açıklama yaptı. Biz yıllardan beri Faruk Başkanımızı da tanıyoruz. Böyle bir kişi değildi. Siz de tanıyorsunuzdur mutlaka. Bir sağlık durumu oldu, ne oldu bilemiyoruz.